gelişmiş filtreleme özelliğine bakacağız. Bunun için veri kısmından sırala ve filtre uygula kısmında gelişmiş seçeceğiz. Öncesinde şu alanımızı seçelim. Bunu kopyalayalım. Şöyle uzakta bir yere yapıştıralım. Gelişmiş filtrelemeyi vermiş olduğum şarta uyan kayıtları başka bir alana yazdırmak için kullanacağımız bir özellik. Bunun için şurada adedi kısmına göre mesela bir filtreleme yapalım. 5 tane ürün alanları görmek istiyorum. Bunun için gelişmişe tıklayalım. Bu tabloyu nereden alsın? Liste aralığı neresi? Şurası olacak. Ölçüt aralığı nedir? Adedinin 5 olması. Liste yerinde de filtre uygulanabilir ama ben dediğim gibi başka yere yazdırmasını istediğim için başka bir yere kopyala seçeneğini seçiyorum. Hedef kısmı nereye yapıştırsın? Mesela şuraya yapıştırsın. Yalnızca benzersiz kayıtlar, aynı kayıtlar tekrarlanıyorsa onları eleyebilirsiniz. Tamam'a bastığımda bakın 5'er tane ürün alan kişilerimin sadece listesini gördüm. Mutlaka şuraya bir ölçüt kısmı oluşturmak durumdayız. Gelişmişin kullanımı böyle. Bir iki örnek daha verelim. Mesela diyorum ki bir de 3'er tane 5, 3, 4 var çift olarak. Hem 5 hem 4 tane ürün alanların listesini görmek istiyorum. Tekrar edelim. Bunun üzerinde hemen gelişmişe tıklayayım. Liste aralığım tablomu seçiyorum. Ölçüt aralığımı yenileyeceğiz. Şu kısmı seçiyoruz. Yine başka yere kopyalasın. Kopyalayacağı alanda yine burası olsun. Tamam'a bastığınızda hem 5 hem de 4'er ürün alan kişilerin listesi geldi. Bir de isme göre bir filtreleme yaptıralım. Mesela E'den 4 tane isim gördüm. Şöyle hiç ismi yazmadan direkt baş harfine göre, yani kaç tane E harfiyle başlayan müşterimiz varsa onların tamamına göre bir filtreleme uygulamak istiyorum. Dolayısıyla yine gelişmişe tıklıyoruz. Alanımız aynı. Listenin alınacağı alan aynı. Ölçüt aralığını değiştiriyorum şimdi. Şu da kalsın. Şurayı seçiyorum. Yine bunun üzerine yazdırmasını istiyorum. Tamam'a bastığımızda bakın. Emel, Emine, Emel, Emine olarak sadece E harfiyle başlayan müşterilerime göre sıralama yaptırmış oldum. Gelişmiş özellik, güzel bir özellik. Bir de nasıl kullanabilirsiniz? Mesela seçim işlemi diyorsunuz ki müşterinin adı, ürün adı, adedi olsun, birim fiyatı, bir de durum. Ya da atıyorum şu kadar alan, bir de şu alan olsun diyorum. Bunun için bu seçili alanları mutlaka kopyalayıp bir yerde yapıştırmak gerekiyor. Şu an mesela bakın çok şey aldık gerçi ama birim toplam. Arada ödenen ve kalan kısmı yok şu an. Sadece bu seçili olan alanın filtrelenmesini yapalım. Şimdi yine burada bir ölçüt alanı için şu başlığı kopyalamak durumundayız. Yani siz tablonun bir nevi istediğiniz özetini çıkarmak durumundasınız. Bu çok soruluyor. Mesela ürün adı ütü olanları göreyim bu sefer. Ölçtüm bu olsun. Ütü. Şimdi gelelim. Gelişmişe tıklayalım. Liste aralığım neresi? Artık bu tablonun tamamı değil. Tabloda benim seçmiş olduğum yerler. Ölçüt aralığım neresi? Ölçüt aralığım şurası. Ve İstersen listenin üzerinde göstereyim ama önce başka bir yere kopyalayayım. Hemen şu alta şurayı seçelim. Şu alt seçiyorum. Buraya kopyalanmasını istedim. Ütü. Tamam. Bakın sadece ütü alanların listelenmesini sağlamış olduk. Bir de üzerine yazdırmayı deneyelim. Yine şuradayım. Gelişmişi seçiyorum. Bu liste yerinde filtre uygulansın. Yani şu alanda ölçü aralığı yine aynı. Dolayısıyla bakın hedef kısmı kapalı. Başka yere kopyala kısmını seçmemiş olduğumuzdan dolayı. Tekrar seçtim. Sonra tamama basıyoruz. Direkt bakın o alan üzerinde filtreleme uyguluyor. Ama bunu da normal zaten filtreleden sadece ütü kısmını seçerek de filtreleme yapabileceğimizi biliyoruz. Bir de o benzersiz kayıtlara örnek verelim. Bunun için şuradaki filtreyi kaldırmak istiyorum. Temizliğe bastım. Temizliğe bastıktan sonra şunu da sileyim normal. Kim var? Ütü Cem. Mesela Cem'i silelim. Bu da Emel olsun. Ama bilgileri farklı. Neyse beraber bir deneyelim. Şimdi tekrar şurayı gelişmişe geliyorum. Aralığımı seçeceğim. Liste aralığımı. Şu alan diyeceğim. Ölçü aralığım. Yine ütü olsun. Benzersiz kayıt olsun. Başka bir yere kopyalasın. O da yine burası olsun. Tamam. Tamama bastığımızda bilgileri son kısmı farklı olduğu için olmadı. Şöyle yapalım o zaman. Emel'i şurayı komple kopyaladım. Şurada bir yere yapıştıralım. Aynı görüyorsunuz. Şu kısmı temizleyeyim karıştırmamamız için. Tekrar geliyorum. Ütü kısmına gelişmiş. Alanımı seçiyorum. Tekrar aşağıda eklediğim bir yer var çünkü. Ölçü aralığım yine ütü. R5 doğru. Başka bir yere kopyalayayım karıştırmamak için. Şurada bir yere yapıştırsın. Benzersiz kayıtları alacak. Şimdi Emel ütüden şunu düzeltmemişiz bu sefer ama bakıyorum Emel ütüden bilgisi aynı olan yani kaydın tamamı aynıysa iki tane olduğu için o bir tanesini yazmış benzersiz olarak. Normalde 3 Emel var. Hemen şu Cem olayını da düzelteyim. Karıştırabileceğinizi düşündüm. Tembellik yapmayalım. Bir kez daha uygulayalım. Şuradayım. Gelişmiş. Alanım burası. 2 tane Emel var ve ikisinin bilgisi de aynı. Yani kayıt tekrarlanmış. Başka bir yere kopyalasın. Hedefim şurası olsun yine. Benzersiz kayıtları al. Tamama bastığımda ütü, Cem, Emel 2 tane Emel olduğu halde bir tanesini aldı. Gelişmiş filtreleme seçenekleri daha çok işte başka bir yere yazdırmak için verdiğiniz ölçüte göre başka yere yazdırmak için kullanabilirsiniz. Çok kullanılan ve güzel bir özellik.